Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun bilgisayarı incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde oyun bilgisayarlarının fiyatı oldukça arttı. Çok değil, şurada bir 2-3 ay öncesine kadar böyle giriş seviyesinde bir oyun bilgisayarını biz 5-6 bin liralara alabiliyorduk. Lakin günümüze baktığımızda oyun bilgisayarlarının başlangıç fiyatları bile böyle 10 bin liralara dayanmış durumda. Bugün inceleyeceğimiz model ise biraz daha böyle 10 bin liranın aşağısına bir etikete sahip. Dolayısıyla sizlere bu konuda önemli tavsiyelerde bulunacağımızı da hemen baştan belirtelim arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz model Monster'ın Abra A5V15.6 modeli. Bu modelin fiyatı hemen baştan belirtelim 7500 Türk lirası. Peki 7500 liraya aldığımız bu bilgisayar bizlere neler sunuyor? Hemen söyleyelim, 10. nesil bir i7 işlemciyle geliyor bu bilgisayar. Yani 9. ya da 8. nesil değil. Bunu neden en başta belirttik? Şu anda internette satılan pek çok oyun bilgisayarında, özellikle de fiyatı 10 bin liraların altında olan bilgisayarlarda 9. ve 8. nesil i7 işlemciler var arkadaşlar. Dolayısıyla bilgisayar tercihi yaparken işlemcinin kaçıncı nesil olduğuna da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Gelelim RAM kapasitemize. Bu bilgisayarda 8 GB'lık bir RAM mevcut. Lakin bunu dilerseniz arttırabiliyorsunuz. Malum şu anda 8 GB birçok oyun için yeterli. Lakin önümüzdeki süreçte yeni nesil konsollar geldiği zaman, onlarla entegreli oyunlar bilgisayarlara geldiği zaman muhtemelen 8 GB'lık RAM bizlerin işini görmeyecek. O zaman bu RAM kapasitesini biraz daha arttırmanızda fayda var. Ekran tarafına baktığımızda arkadaşlar Nvidia logosu taşıyan GTX 1650 refresh görüyoruz. Buradaki refresh'in anlamı ekran kartının 2020'deki yenilenmiş sürümünü ifade ediyor olması. Bu ekran kartında 4 GB'lık bir RAM bulunduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şunu soracak olabilirsiniz. Bu ekran kartı benim beklentilerimi ne derece karşılar? Hemen belirtelim. Hali hazırda şu anda piyasada olan bütün oyunlar bu ekran kartıyla rahat bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tabi en yüksek seviyelerde açamıyorsunuz ama oyununa göre değişerek low'da, medium'da, high'da, ultra'da oyunları bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ve çalıştırdığınız düzeyde de herhangi bir takılma, donma ya da gecikme sorunları yaşamıyorsunuz. Yani günü kurtaran bir ekran kartının olduğunu söylemek mümkün. Muhtemelen bu ekran kartı sizi önümüzdeki vadede de 2-3 yıl boyunca idare edecektir. Bazı yeni nesil oyunları kaldıracaktır bu ekran kartı. Lakin 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bu yeni nesil konsolların gerçek gücünü ortaya çıkaran oyunlar satışa çıkmaya başladığında, özellikle bu ışın izleme teknolojisinin mevcut olduğu yapımlar artmaya başladığında RTX serisine geçmeniz lazım olabilir arkadaşlar. Lakin dediğim gibi 2-3 yıl boyunca bu bilgisayar sizi her türlü götürür. 3 yıl sonunda ise böyle birkaç tane oyunda belki size zorluk çıkaracaktır. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız gibime geliyor. Gelelim arkadaşlar bilgisayarımızın tasarım özelliklerine. Malum günümüzde oyun bilgisayarları denildiğinde böyle asi tasarım çizgileriyle karşılaşıyoruz. Lakin Monster'da asi tasarım çizgisinin yanı sıra biraz daha böyle standarda yakın bir tasarım dilinden bahsetmek mümkün. Ben bu tasarım dilini aslında daha çok seviyorum. Çünkü bu laptopu alıp bir kafeye gittiğinizde ya da ne bileyim dışarıda bir yerde oturduğunuzda insanlar böyle değişik gözlerle bakmıyor. Gayet böyle optimize iş laptopu gibi de görünüyor. Öyle aşırı bir kalınlığı yok. Klavye tasarımında olsun, bu monitör hatlarında olsun aşırı bir tasarım çizgisi mevcut değil. Dolayısıyla dışarıda da son derece kullanışa açık bir tasarım dili var bu laptoplarda. Ben o yüzden Monster'ın dediğim gibi bu tasarım dilini seviyorum arkadaşlar. Öyle aşırıya kaçmadan ama çok fazla da sade olmayan bir tasarım çizgisinden bahsetmek mümkün. Her zaman olduğu gibi yaygın olarak Monster modellerinde karşılaştığımız RGB klavye bu modelde de mevcut. Touchpad'imiz var. Yine iki kere tıkladığımızda bu touchpad'i kapatıyoruz. İki kere tıkladığımızda da açıyoruz. Bu Monster modellerinde en çok beğendiğim özelliklerden biri arkadaşlar. Klavyenin hemen üst tarafına Power ve Fan tuşu yerleştirilmiş. Bu Fan tuşuna bastığınızda Fan en üst modda çalışmaya başlıyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Zaten biliyorsunuz oyunlara girdiğinizde Fan kendi kendine çalışıyor. Burada ekstra bir tuşa basmanıza gerek yok. Lakin baktığınız oyunlarda donma falan olmaya başladı ve Fan daha hızlı çalışabilir ama o verimlilikte çalışmıyor. Ne yapıyorsunuz o zaman arkadaşlar? Bu tuşa basıyorsunuz ve Fan en hızlı devrinde çalışmaya başlayarak bilgisayarın soğutma kapasitesini sonuna kadar kullanıyor.
Ya da şöyle bir şey önerebilirim size. Atıyorum çok uzun süreli oyunlar oynadınız. 6 saat, 7 saat vesaire. Ve bilgisayar aşırı ısındı. Ne yaparsınız? Oyundan çıkarsınız. Ana ekrana fan tuşuna basarsınız. Bilgisayarın soğutma hızını devreye sokarak soğuma sürecini daha da kısaltabilirsiniz. Böylece en kısa sürede de oyuna geri dönmüş olursunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar bilgisayarlarımızda bulunan çıkışlara. Zaten bunlardan biz kutu açma videosunda da bahsetmiştik ama şimdi de yine kısaca bir bahsedelim. Bilgisayarı kendinize doğru tuttuğunuzda sağ kısımda iki tane USB girişimiz bulunuyor ve onun hemen yanında bir tane de hafıza kartı okuyucumuz mevcut. Sol yanda ise Ethernet girişi, USB girişi, mikrofon ve kulaklık girişlerimiz yer alıyor. Hemen arka portta ise HDMI girişinin yanında USB Type-C girişi, power girişi ve iki tane de mini display portumuz konumlandırılmış. Yani bu bilgisayarın girişler açısından ve çıkışlar açısından kullanıcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu söylememiz mümkün. Master hemen hemen bütün girişlere yer vermeye çalışmış. Hafıza kartı girişi koymuş, normal USB koymuş, Type-C koymuş, mini display portu koymuş, Ethernet koymuş. Yani aklınıza gelebilecek bütün girişler bu bilgisayarda mevcut arkadaşlar ve bunların sayısı da bence yeterli bir düzeyde diyebiliriz. Bu bilgilerden bahsettikten sonra gelelim sizlerin en çok merak ettiği unsurlara, yani performans testlerini. Biz bu bilgisayarda arkadaşlar pek çok performans testi uyguladık aslında. Bu testlerin sonuçlarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu testlerden ilki Geekbench arkadaşlar. Burada bizim bilgisayarımız tek çekirdekte 1067 puan, çok çekirdekte ise 3508 puan aldı. Bu puanlara baktığımız zaman gayet yeterli bir performans sunduğunu söylememiz mümkün. Evet arkadaşlar, uyguladığımız bir diğer test ise Skydiver testi. Bu testten bilgisayarımızın aldığı puan 23909. Cinebench testinden ise CPU tarafında 2457 puanı gördük. Bir diğer testimiz TimeSpy'de ise 3587 gibi ortalamanın üzerinde bir sonuca imza attı. Oyun tarafını ilgilendiren FireStrike testinde ise 8595 puan aldı ki bu da oyun tarafında bizler için önemli bir kriter diyebiliriz. Ben bu bilgisayarı ofis uygulamalarında da kullanmak istiyorum. Fakat batarya ömründen şüphe duyuyorum diyenler için biz buna bir batarya testi de yaptık arkadaşlar. Modern ofis uygulamasında PCMark 10 testinde 3 saat 31 dakika gibi bir süreye imza attı bu bilgisayar. Bu ne demek peki? Yani bu bilgisayarı siz fişten çektiğiniz anda ofis uygulamalarını kullanacaksanız size 3,5 saatlik bir pil ömrü sunuyor anlamına geliyor. Tabii şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Bu bir oyun bilgisayarı. Dolayısıyla oyun bilgisayarları genel itibariyle fişe takılı olarak kullanılıyor. Siz bugün en kral oyun bilgisayarını da alsanız, açtığınız oyunu diyelim fişten çektiğiniz anda o bilgisayar direkt olarak büyük çöküşler yaşıyor ve oyundaki o seviye düşüşünü net olarak hissedebiliyorsunuz. Aynı şey bugün Master'ın bu modeli için de geçerli. Siz bunu fişten çektiğiniz anda oynayabileceğiniz oyunların kalibresi otomatikman düşüyor. Belki sistem gereksinimleri çok düşük olan oyunlarda pek bir şey fark etmiyor. Lakin sistem gereksinimleri yüksek olan oyunlarda lag ve takılmalar yaşamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bilgisayarı alırken bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı ise pil süresini çok da önemsememenizi tavsiye ederim. Bence buradaki ofis için geçerli olan 3,5 saatlik şarj süresi de çok kısa sayılmaz. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Tabii burada şu etkeni de unutmamak lazım arkadaşlar. Siz bu şarj sürelerinin sadece kullandığınız uygulamalarla alakalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Lakin günün sonunda baktığımızda burada orijinal bir Windows 10 kullanımının da önemli bir etkisi bulunuyor. Nasıl bir etkisi bulunuyor diyecek olabilirsiniz. Hemen sizlere belirtelim. Korsan bir Windows 10 kullandığınızda arka tarafta pek çok korsan yazılım çalışmaya başlıyor. Siz bunların farkına bile varmıyorsunuz büyük bir ihtimalle ki indirdiğiniz birçok antivirüs de bunları bulamıyor. Zaten biliyorsunuz antivirüslerin genel görevi normalde o virüsleri bulup silmek ama günümüzde pek çok antivirüs bu görevini tam anlamıyla yerine getiremiyor. İşte korsan bir yazılım yüklediğiniz zaman belki de o ilk yüklemeyle zaten ne olmuş oluyor? Bütün virüsler bilgisayarınıza girmiş oluyor. Biliyorsunuz korsan kullanımı olmadığı zaman, Windows'u orijinal olarak edindiğiniz zaman zaten güvenlik duvarı aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla karşıdan gelen yabancı yazılımları da otomatikman engellemiş oluyor. Yani bilgisayarı açtığınızda sıfır handikapla kurulumunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Aynı durum ofis uygulamaları için de geçerli. Bu bilgisayarda siz korsan bir ofis yazılımı yükleyip onu kullanmaya çalışırsanız
pil ömrünü arka planda çalışan yabancı uygulamalar zaten tüketecektir. Fakat orijinal bir Windows ofis kullanımı söz konusu olduğunda pil ömrü dediğim gibi 3,5 saati bulabiliyor. Yani burada şunu demek istiyorum. Korsan yazılımları yükleyip de sonra işte abi biz testte 3,5 saat demişim, bizde 1,5 saatte 2 saatte şarjı bitiyor demeyin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi korsan yazılımlar, korsan Windows 10 olsun, Office olsun, bunlar şarj süresini kısaltan etkenlere sahip. Ha, orijinal Windows yazılımları kullanıp da bir sorun yaşıyorsanız tamam, o zaman bunu konuşup tartışabiliriz. Lakin korsan yazılımlar kullanıp da benim şarj sürem şöyle oldu, oyunda böyle takınma yaşadım, donma yaşadım demek çok da doğru olmayacaktır. Oyunlarla ilgili değineceğim bir diğer nokta ise arkadaşlar, kullandığınız işletim sistemi. Malum günümüzde pek çok oyun Windows 10'la tam uyumlu olarak çalışıyor. Lakin sizin işletim sisteminiz bir önceki Windows, atıyorum 8 olabilir, işte 7 olabilir, hatta XP bile hala kullananlar var. Onlara da acilen artık o işletim sistemini terk etmelerini söylüyorum. Pek çok oyunla uyumsuz oluyor. Dolayısıyla yeni oyunları ben sorunsuz olarak çalıştırmak istiyorum, yeni oyunlarda hiç sorun yaşamak istemiyorum diyorsanız acilen bilgisayarınızı Windows 10'a yükseltmenizi tavsiye ederim ki şu anda zaten Windows'un en kusursuz sürümü biliyorsunuz Windows 10. Dolayısıyla ben yeni bir oyun aldım ya da yeni bir oyun alacağım diyorsanız en önce işletim sisteminizi Windows 10'a yükseltmenizi tavsiye ederiz ki kusursuz bir şekilde oyunlarınızı oynayabilin. Şimdi arkadaşlar, Monster'ın bu modelindeki oyun performansını size canlı olarak gösterelim. Biz bu bilgisayara şu anda GTA 5, PUBG, Far Cry, New Dawn, Shadow of the Tomb Raider gibi oyunlar yükledik. Biliyorsunuz ülkemizde oyun bilgisayarları için genel geçerli bir kriter var. O da GTA 5'i çalıştırır mı? Bunu da size gösterelim istedik. 2013 yılında çıkmış bir oyun. Geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak dağıtıldı ama hala bir bilgisayar incelemesi böyle şey olduğunda yorumlarda görüyoruz ki GTA 5'i çalıştırır mı gibi absürt sorular geliyor. Biz de bu sorulara çok fazla muhatap olmamak için direkt GTA 5'i yükleyelim. En azından böyle bir soru gelmesin istedik. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu oyunlarda verdiği performansla baş başa bırakalım. Looks like it's usually underwater. Right. What is this place?
Evet arkadaşlar, gelelim Monster Abra A5 ve 15.6'nın fiyatına. Aslında başında da bahsetmiştik. Bu bilgisayarın fiyatı 7500 lira. Özelliklerini tekrardan bir hatırlayalım. i7 işlemci bulunuyor, 10. nesil. Nvidia logosu taşıyan GTX 1650 refresh ekran kartı bulunuyor. Burada refresh arkadaşlar 2020 model olduğunu bizlere gösteriyor. 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz var ve 256 GB'lık da SSD depolama alanımız mevcut. Özellikleriyle fiyatına baktığımızda bence makul bir etiket diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde belki bu etiketler biraz daha yükselecek. O yüzden şu aralar oyun bilgisayarı alma gibi bir düşünceniz varsa elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.